Ateşi var mı hala? Var am, yanıyor çocuk. Bana bak, sakın öleyim falan deme. Ananın vereceği servetten beni mahrum etme. Anladın mı? Çantayı bana ver, ben gideceğim. Olmaz, yalnız gel dedi o herif. Seni riske atamam. Daha çocuğu getirip getirmediklerini bile bilmiyoruz. Kemal, ben burada böyle oturup bekleyemem. Güllü, sen burada bekliyorsun, ben gidip çocuğu alıp getiriyorum, tamam mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ali İhsan'ı göreceğim. Az bekle. Çocuğu almaya geldim. Serap nerede? Ona yalnız gelmesini söylemiştim. Serap'ı tehlikeye atacak değilim. Benle göreceğin hesabı. Para çantada. Şimdi çocuğu getir. Önce çantayı ver. Ali İhsan, önce çocuk. Önce çanta. Çocuğu getir. Bebe burada. Şimdi yavaş yavaş çantayı yere bırak ve geri çekil. Uzun ettin. Çantayı yere bırak, geri çekil. Parayı saymadan bebeği alamazsın. Ateşi var. Hemen hastaneye götürelim, hadi.
daha çok küçük. Merak etme. İyi bakılır, gereken tedavi de yapılırsa hiçbir şey olmaz. Kemal. Sağ ol. Hep yanımdaydın. Keşke elimden başka şeyler de gelseydi. Ama bak, oğluna kavuştum. Artık her şey düzelecek. Düzelecek değil mi? Kötü günler geride kalacak. Kara gün kararıp gitmez değil mi? Bak işte, yan yanayız. Oğlun emniyette, daha ne olsun ki? Getirecek. Kan verildi mi bir şeyci kalmaz. Merak etme, tamam mı? Büyük geçmiş olsun hanımım. Sağ ol Yasin. Sağ ol Asıl Asma. Vallahi senden razı olsun. Sen sağ ol Cemşir. Cümleten geçmiş olsun. Tez iyileşir inşallah. Sağ olasın. Oğlumun hayatını sana borçluyum. Estağfurullah hanım. Ben de kan can olduğu sürece hep buradayım. Merak etmeyin. Allah senden razı olsun. Hayırlı geceler. Sana da hayırlı geceler. Cemşir. Torununu görmeyeceksin mi? Ben zaten torununu görmeye gideceğim. Hayrola Zehra teyze? Bir şey mi bozuldu? Bu kadın kimin nesli biliyor musun? Yok, nereden bileceğim ki? Pavyon kadını gibi bir şey bu. Yani ben huylanıyorum. Cemşir bir yerden tanıyor bu kadını. Cemşir Ağa'nın pavyonda ne işi var? O gitse gitse Ramazan'ın meyhanesine gider. Orada böyle garılar çıkmıyor değil mi? Yok canım. Yani Ramazan'ın meyhanesine kadının işi ne? Eve götürebilirsiniz. Sağ olun doktor. Bir şeye ihtiyacınız olursa haber ver. Sağ ol Kemal. Keşke gitmesem.
Allah şükürler olsun Hasan oğlum. Ah benim bahtsız oğlum. Bu küçücük yaşta neler geldi başına. Ama söz veriyorum sana. Anam bir daha bırakmayacak seni hiç yalnız. Sen benim çektiklerimi çekmeyeceksin. Yoksulluk, fakirlik nedir bilmeyeceksin. Hastalığın için ne icap ediyorsa yapacağız. Çiftlikten ipoteği de kaldıracağım. Canımı dişime takıp sabahlara kadar çalışacağım. Bu çiftliği sana bırakacağım. Sen de baban gibi büyüyüp bey olacaksın. Söz veriyorum sana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.